Bilire Suite 8 ürünün üzerinden e-fatura süreci ve e-fatura mükellefleri sorgulama hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Profil kartlarında yeni tanımlanan bir marketing attribute ile birlikte profillerdeki mükellefiyet kontrol edilebilecektir. E-invoice liable isimli bu attribute ile doğru olarak işaretlendiği bütün profilleri kesilecek olan faturalar buradaki ilgili özelliğe göre şekilleştirecektir. Ayrıca profil kartlarındaki vergi numarası bölümüne yeni eklenen doğrulama tuşu ile birlikte Portal Plus ürününe sahip müşterilerimiz Protel'in sunduğu web servislerine erişerek girmiş oldukları vergi numarasının bir e-fatura mükellefine ait olup olmadığını teyit edebilecektir. Eğer mükellefe ait bir sorgulama yapıldıysa profil kartı kaydedildiği zaman ilgili attribute doğru olarak otomatik olarak işaretlenecektir. Portal Plus kullanmayan müşterilerimizde ise ilgili alan yetkili kullanıcılar tarafından elle düzenlenebilir. Kullanıcılar tarafından ister elle isterse web servisi üzerinden otomatik olarak e-fatura mükellefi olarak işaretlenmiş bir profilde ya da vergi numarasında bir değişiklik olduğu anda yapılacak tekrar doğrulama işlemi sonrası eğer ilgili profil kartı artık mükellef değilse vergi numarası üzerinden yapılacak kontrolde arka planda kırmızı olarak işaretlenecek ve ilgili profildeki e-invoice isimli attribute'un kaldırılacağı bilgisi kullanıcıya verilecektir. Dilerseniz şimdi de e-fatura mükelleflerinin fatura kesme aşamasını izleyelim. E-fatura mükellefi olarak profilinde işaretlenmiş bir profile fatura kesmek isterken, daha doğrusu fatura yazdırmak ya da yazdırmamak istenirken sistem mükellefliği kontrol edecek. Eğer profil kartında mükelleflik bilgisi var ise kullanıcıların matbu fatura kesmesini engelleyerek sistemin sadece information folio verebileceğini belirtecektir. Kullanıcıların burada vereceği yanıta göre de normal rutin checkout işlemleri devam edecektir. Mükelleflik bilgisi daha önceden profil kartına kullanıcılar tarafından elle işlenmemiş ya da otomatik sorgulardan geçirilmemiş olabilir. Böyle bir durumda ya da fatura kesimi aşamasından hemen önce oluşturulacak profillerde yapılacak işlemse Portal Plus müşterileri için az önce belirttiğimiz üzere vergi numarası giriş ekranından doğrulama tuşuna basılarak ilgili profil kartının mükellef olup olmadığını sorgulanabilir. Eğer ilgili profil bir mükellef ise profil kaydedildiği zaman ilgili marketing attribute'u olumlu olarak işaretlenecek, profile mükellefiyetlik bilgisi verilecektir. Eğer Portal Plus kullanmıyorsanız o zaman e-fatura gönderiminde kullanılacak diğer üçüncü parti programlar ya da e-fatura gov.tr adresinden ilgili profil kartının mükellef olup olmadığını kontrol ederek ilgili alanı kullanıcılar elle işaretlemek durumundadırlar. Portal Plus müşterileri aynı zamanda Fidelio'nun web servisler modülünden e-fatura mükellef sorgularına ulaşabilirler. Kullanıcı adı ve şifre ile girilecek bu ekranın kullanıcı adı ve şifresini bilgi işlem departmanınızdan ya da Protel destek hattından öğrenebilirsiniz. Yapacağınız sorgular Protel'in web servisleri üzerinden ilgili ticari unvanına sahip firmanın mükellef olup olmadığı bilgisini size döndürecektir. Kontrollere rağmen yanlışlıkla e-fatura mükelleflerine matbu fatura kesilmiş olabilir. Bu durumda misafirlere vermiş olduğunuz matbu faturalar kendilerinden geriye alınarak matbu fatura iptal süreçleri işletilecek ve diğer üçüncü parti programlara gibi teslim etmek üzere aktarılmak üzere Billing History ekranı üzerinden ilgili fatura kayıtları üzerinde işlem yapılması gerekecektir. Yanlışlıkla matbu fatura kesilmiş olan kayıtlar Billing History'den bulunarak birden fazla kayıt CTRL tuşu yardımıyla seçilebilir. Sağ tarafta aktif hale gelecek Make a Invoice butonu ile birlikte seçili olan bütün kayıtların elektronik invoice olarak işaretlenmesi sağlanılabilir. Bu butonun aktif olması
Bir, kullanıcı hakkına bağlıdır. İki, ilgili profil kartında bir vergi dairesi ve numarasının tanımlı olmasına. Üç, fatura kesilen profilin ise e-invoice liable olarak marketing sekmesi altında işaretli olması gerekmektedir. Eğer bu üç şarttan bir tanesi sağlanmıyorsa, ilgili buton pasif olarak karşınıza gelecektir. Portal Plus üzerinden GİB'e gönderilirken kullanılan e-fatura numarası ise GİB'e gönderim sırasında fidelerdeki ilgili fatura kaydının bir kenarına yazılacaktır. Buna benzer elektronik fatura numaralarında üst bölümde yer alan Fiscal No arama parametresi ile birlikte arayabilirsiniz. E-fatura mükelleflerine düzenlenen faturaları da raporlarda invoices altında yer alan tüm invoice raporlarına yeni eklenen parametre ile seçme şansına sahip olacaksınız. Örnek olarak 4504 Printed Invoices raporunda en sonda yer alan invoice type parametresi ile birlikte e-fatura olarak düzenlediğiniz ya da e-fatura olarak düzenlenmemiş tüm faturaları isterseniz aynı, isterseniz ayrı ayrı raporlarda izleyebilirsiniz.